Merhaba arkadaşlar. Bugün soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Bir tane işlediğimiz bu zamana kadar konulardan olan Birinci Dünya Savaşı ve cemiyetlerle ilgili sorular çözelim. Şöyle bir PDF'miz var. Bunun üzerinden göstereceğim. Yansıtacağım zaten videoya da bunu. Kaç tane sorumuz var? Hemen bir bakalım buradan. 28 tane soru çözeceğiz. Her bir işlediğimiz konuyla alakalı, yani o ünitenin konularıyla alakalı derinlemesine tek tek şıklara bakacağız. O zaman başlıyorum. Haydi bakalım. Şimdi ilk sorumuz şuymuş. Osmanlı Devleti'nin 3 kıtada da toprağının olmasını sonlandıran ve Balkan Savaşı'nın başlamasından dolayı imzalanan anlaşma hangisidir diyor. Muhtemelen bunları okuyunca aklınıza bir tane anlaşma gelmiştir. Doğru cevabı işaretleyelim. Onun üzerine konuşmamızı yapalım. C şıkkı olacak burada. Uşi Anlaşması'dır bunun cevabı. Şimdi Uşi Anlaşması'nı hatırlarız mutlaka. Bu Trablusgarp Savaşı'ndan sonra gerçekleşmişti. Bizim artık yavaş yavaş bu Kuzey Afrika bölgesini terk ettiğimiz, aynı zamanda oradaki halkı da maalesef ki İtalyanlara bıraktığımız, ama bir tık halife bağlantısını kurarak en azından belki dönersek yıllar sonra aramızdaki o dini bağlantı kalsın istediğimiz bir antlaşmaydı. Sebebi de bu Balkan Savaşı'nın tam bu sırada patlak vermesi bizim artık bu kıtada çekilmemize sebep oluyordu. Çünkü iki cephede birden kesinlikle savaşabilecek durumum yok benim bu dönemde. Biz de bundan kaynaklı ne yaptık? Gittik Uşi Anlaşması'nı imzalayarak Trablusgarp kentini İtalyanlara bıraktık. Kuzey Afrika'dan tamamen vazgeçmiş olmuştuk. Şimdi burada şıklara şöyle çok küçük küçük bakacak olursak, Londra, Bükreş, Atina, İstanbul anlaşmaları var. Bunlardan biraz Londra anlaşması önemli. Hatırlarsak bunu da gene belki burada sormuşumdur. Bilmiyorum, soruları şu an hatırlayamadım. Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda imzalanmıştı ve Badem diye kodladığımız bir yerleri kaybetmeleri sebep olmuştu. İşte Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları ve Makedonya diye saymıştık bunları. Badem diye kodlamıştık, unutmayın. Bükreş, Atina, İstanbul anlaşmaları ise bunlar da 2. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanmış olanlardı. Onu da gene şöyle bir hatırlamış olduk. Geçtim o zaman ikinci soruya. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti dönemi olaylarından değildir demiş. Detay ve güzel bir soru bu. Şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti dönemi dediği zaman bizim aklımıza bir kere Baba Ali gelmesi lazım burada. Hatırlarsak bunun tarihi kaçtı? 1913'tü ve bunlar darbeden sonra aralıksız 5 yıl boyunca ülkeyi yönetmişlerdi. Yani 1913 ile 18 arasını biz İTC dönemi olarak alabiliriz burada. Şimdi bakalım o zaman bunlara. Edirne'nin geri alınması diyor. Bunu hatırlarsak zaten kim almıştı? Enver Paşa almıştı. Edirne'nin kaybedilmesi üzerine gerçekleşen Baba Ali'den sonra gidip Edirne'yi alarak Edirne Fatih olmuştu. O zaman bu doğru. Birinci Dünya Savaşı'na girilmesi. Yine bunu da hatırlarız. Alman hayranlıkları vardı iddiatçıların. Gemi mevzusu vardı. Bizim topraklara alıyorduk Çanakkale Boğazı'ndan Alman gemilerini. Gidiyorduk Rus limanlarında bombalıyorduk ve böylelikle savaşa dahil olmuş oluyorduk. O zaman bu da İTC döneminde. Sarıkamış Harekatı'nın yapılması. Yine Dünya Savaşı'ndaki Kafkas cephesine gitmemiz lazım bunun için. Zaten planın hazırlayıcısı Enver Paşa'ydı ve hiç iyi şeyler gelmemişti başımıza. O zaman bunu da tiklemiş oldum. Yine D şıkkındaki Meriç Nehri'nin Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan sınırını belirlemesi de, hatırlarsak biz Midye Enez çizgisinin doğusuna çekilmiştik ya, maalesef kaybetmiştik bu çizgimizi, hattımızı. Onun sonucunda belirlenen bir sınırdı bu. Yine bakın iddiatçıların kucağında kalan Londra Anlaşması'ndan kaynaklı olmuştu. O zaman bunu da işaretledim. E şıkkında diyor ki Mehmet Reşat'ın padişah olması. Mehmet Reşat 31 Mart vakasından sonra tahta geçmişti. Yani 1909 2. Abdülhamit'in yerine gelmişti. 1913'ten önce yaşandığı için bak bu olay direkt bizi burada Edirne'ye götürür. 5. Mehmet Reşat'ın padişah olması bunlardan bir süre daha önce gerçekleşmiş. Diğer sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Balkan savaşlarında yaşanan gelişmelerden değildir diyor. Anadolu'ya göçler artmıştır. Kesinlikle. Özellikle Batı Trakya'da o sınır çizildikten sonra Batı Trakya'da kalan Türkler Anadolu'ya göç etmeye başlamışlar. Başkasının altında, boyunduruk altında yaşamamak için. O zaman doğru. B şıkkında Osmanlıcılık fikri gelişmiştir diyor. Acaba böyle mi, tam tersi mi? Sanki tam tersi. Çünkü hatırlarsak Arnavutluk Osmanlı'dan kopunca biz bir yorum yapmıştık. Demiştik ki Osmanlıcılık çöktü demiştik bak burada. O zaman cevap aslında direkt ortaya çıktı. Osmanlıcılık asla gelişmedi, çöktü. Diğerlerine bakalım bir. İddiatçılar yönetime el koydu mu? Evet. Edirne'nin kaybedilmesine tepki olarak. Osmanlı Ege Adaları'ndaki birçok yeri kaybetti mi? Evet. Ama ikisi hariçti. Gökçeada, Bozcaada, bunlar da Hamidiye kahramanı Rauf Orbay sayesindeydi. Balkan Türkleri azınlık statüsüne düştü mü? Maalesef evet, bu da bak doğru.
Hatta işte orada yaşamak istemeyenler de A şıkkını gerçekleştirmişlerdi, göç etmişlerdi gibi. O zaman cevap ortaya çıktı dedik. B olacak burada. Fikir gelişmedi, tam tersi çöktü. Dördüncü sorudaysa hangisi diyor Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri değildir? Klasik bir Dünya Savaşı sorusu bakalım. Almanya ile İngiltere arasındaki sömürgecilik yarışı var. İkisi birlikte mücadele ediyorlardı. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk zaten İngiltere. Fransa'nın Alsas-Lorraine'i almak istemesi, evet doğru. Almanya ile yıllardan beri arasında bir problem noktaydı burası. El değiştiriyor sürekli aralarında. Ve Fransa da bak burayı savaştan önce almak için savaşa girdi Almanya karşısında. Rusya'nın Boğazlar'da egemen olmak istemesi ve kesinlikle yıllardan beri adam sıcak denizler Boğazlar, sıcak denizler Boğazlar hep aynı politikayı izliyordu. Bu da etkili o zaman. Anadolu'nun işgal edilmesi diyor. Bu savaşın nedenlerinden biri değil, kesinlikle sonuçlarından biri. Biliyorsunuz savaş bittikten sonra Mondros Ateşkesi imzalandı. O Mondros Ateşkesi'nden sonra da Anadolu'da ilk işgaller başlamıştı. O zaman cevabımız bizde olacak. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya arasındaki Balkanlarda egemen olma mücadelesi de kesinlikle etkiliydi bu da. İkisi de aynı bölgeyi istiyorlardı. Bundan dolayı zaten karşı taraflarda bulunmuşlardı. Biri ittifaktadır, biri ittifaktadır. Beşinci sorudaysa hangisi diyor Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda önemli kılan özelliklerden biri değildir diyor. Bizim bazı cazibelerimiz vardı bakalım onlardan biri olmasın bunlar. Nüfus potansiyeli var. Dağılmakta da olsam imparatorluğu hala geniş sınırlarım vardı. Her erkek de asker aynı zamanda savaşta. Nüfus yani çok etkili. Halifelik gücü yani belki istenilen elde edilemedi ama savaştan önce biz bunu kullanabileceğimize inanmıştık. Bu da bizim bak önemli kılan özelliklerden biridir. Ekonomik zenginlik yani bu sanki biraz tartışılır. Neden? Çünkü biz zaten savaştan önce hani konkordato diye bir tabir var ya iflasımızı açıklamış bir devletiz. Muharrem kararnameleriyle borçlarımızı ödeyemez hale gelmişiz. Sanki ekonomik zenginliğimiz çok yok. Şöyle bir şey işaretleyelim. Jeopolitik konum kesinlikle bakın bu da çok etkili. Bizim bulunduğumuz alan Boğazlar, Akdeniz, Ege, Karadeniz her yerde bulunmaktayız bunların etrafındayız. Bunlar da dikkat ederseniz bak hep savaşın cereyan ettiği alanlar. Yani direkt merkezindeyim. Ve yeraltı kaynakları evet Osmanlı ülkesi kesinlikle yeraltı kaynakları bakımından zengin bir devlet. Bu da bizi cazibeli kılan özelliklerimizden biri olmuş ama maalesef paramız olmadığı için bizim bu dönemde kimse Osmanlı çok zengin onu savaşa katalım diyemez. Geçtim 6. soruya. Çok güzel soru. Hangisi diyor Osmanlı tarafından açılmıştır? Şimdi böyle tarz sorularda ne yapıyorduk hemen? K şifremiz vardı bakın bizim. K'la başlayanlar bizim açtıklarımızdı. Yani Kafkas ve Kanal'a gitmemiz gerekir burada. Şıklarda da Kanal'ı kullanmışım. O zaman cevap otomatikman A olacak. Kısa, basit bir soru. Genelde öğrencilerin çok yanlış yaptığı bir soru bu. Bakalım şimdi buna. Hangisi Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesinde Ruslara karşı savaşmasının nedenlerinden biri değildir diyor. Şimdi Kafkasya'yı ele geçirerek Rusya'yı etkisizleştirmek istiyor muyuz? Kesinlikle bunu isteriz. Rusya'nın bir ayağı çünkü Kafkaslar bölgesinde. Orayı eğer ele geçirirsek gerçekten bunları etkisizleştirebiliriz. O zaman bu gitti. Peki diyor ki Kafkaslar ve İç Asya'daki Türk topluluklarını Rus boyunduruğundan kurtarmak. Bu da çok etkili. Zaten biz buna ne diyoruz aynı zamanda? Turancılık politikası. Biz bu cepheyi açarken bizim politikalarımızdan biriydi. O zaman bunu da sildim. Bakü petrollerini ele geçirmek, evet zenginlik kaynağı bu. Kesinlikle bizim işimize yarayacaktır. Bunu da sildim. Rusların Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri kışkırtmasını engellemek. Şimdi burada da hatırlarsak Ruslarla Ermeniler hep bir arada yaşıyorlardı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde bunlar böyle bir kavuşurlarsa o bölgede birçok karışıklık yaşanacaktı. O zaman bunu da engellerler. Peki İngiltere'nin ve Fransa'nın müttefiki olan Rusya'ya yardım yollamasını önlemek bizim bu cepheyi açma sebeplerimizden biri olabilir mi? Katiyen olamaz. Çünkü sizde bir bilgi var. Bu İngiltere Çarlık Rusya'ya yardım amaçlı iki tane cephe açmıştı. Bunlardan bir tanesi Çanakkale'ydi. Bir tanesi de Irak Basra'ydı. Yukarıdaki soruda bak diyor ki Kafkas cephesiyle ilgili soruyor. O zaman otomatikman sorumuzun cevabı çıkmış oldu. Zaten şöyle düşün. İngiltere ve Fransa müttefiki olan Rusya'ya yardım yollayacaksa, mesela bunlar taarruzda mı olurlar, savunmada mı olurlar? Yardım yollayacaksa hücumda olması lazım, taarruz etmesi lazım. Zaten bak yukarıdaki gene Kafkas cephesi benim açtım, yani benim taarruz ettiğim olduğu için ondan kaynaklı soru her türlü bak çıkıyor burada. Cevap yani her türlü Edirne. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale cephesinin sonuçlarından biri değildir? İtilaf devletleri Rusya'ya silah yardımında bulunamadı. Evet, bundan kaynaklı hatta o bölgelerde Çarlık karşıtları iyice güçlenme yoluna gitti ve ihtilale bir adım daha yaklaşıldı.
İngilizler sömürgelerinde seferberlik ilan ettiler. Hayır, hiç böyle bir şey anlatmadık. Herhangi bir seferberlik falan vesaire ilan edilmedi. Farklı bölgelere saldırmaya başladı bunlar sadece. Birinci Dünya Savaşı uzadı, doğru. Osmanlı Savaşı uzadan devletti. Tam 2 yıl boyunca savaş uzamıştır. İstanbul erken bir işgalden kurtuldu, doğru. Maalesef daha sonra işgal edilecek ama şu anda en azından Mustafa Kemal ne diyordu Çanakkale'den sonra? Hamdolsun İstanbul'u kurtardık ediyordu. Çünkü şu an işgalden kurtardık orayı. Rusya'da ekonomik ve sosyal bunalım arttı mı? Evet. İşte bundan dolayı dediğimiz gibi Çarlık Karşıtlığı'nda zaten bir zirveye ulaştı ve ihtilale bir adım daha yaklaşıldı. O zaman cevap da Bursa olacak. Bu çıkmış bir ÖABT sınav sorusu. Direkt ÖSYM'den almıştım bu soruyu. 9 diyor ki Türk ordusunun Çanakkale cephesindeki başarısının ardından Bulgaristan'ın ittifak grubunda savaşa girmesinin hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Yani Bulgaristan girince ne oldu? Bakalım. Almanya ile Osmanlı arasında kara bağlantısı kuruldu. Evet. Şu bizim Bulgaristan'ı gördüğümüzde zaten yapmamız gereken nokta atışı yorumdur. Bulgaristan eşittir kara bağlantısı. Unutmayın. İttifak bloğunda Balkanlarda kesin zafere ulaşması. Yani sanki biraz iddialı bir yorum bak bu. Kesin falan diyemem. Bulgaristan bana katıldı. Biz de Balkanlarda çok hakim olduk. Böyle bir yorum yapılamaz burada. İstanbul'a gelecek Alman yardımının kesintiye uğramaması doğru. Kara bağlantı sağlandığı için bak Avusturya, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Osmanlı bunlar böyle bir hat üzerinde sıralanmışlardı. Bundan dolayı da bu da olacaktır. O zaman cevabımız Denizli olacak. 1-3. Dünya Savaşı'nda Peygamber şehrini İngilizlere ve Şerif Hüseyin'e teslim etmeyerek Medine Müdafaa'yı ve Çöl Kaplanı unvanlarıyla bilinen komutanımız tabii ki de Fahrettin Paşa olacak. Bu da yine ÖSYM'nin sorduğu çıkmış soruların sanırım 2017 ya da 2018 sorusu olması lazım bunun. Bu vesileyle o diğer komutanlara da dikkat edelim. İşte Hamidiye Kahramanı, Rauf Orbay, 18 Mart Kahramanı, Cevat Çobanlı, Hürriyet Kahramanı, Enver Paşa, yine Edirne Fatih, Enver Paşa, Kut Fatih'ini biliyoruz. Bizim Halil Paşa, efendim söyleyeyim Ana Fartılar Kahramanı Mustafa Kemal. Bunları da unutmayalım. Bilmemiz gereken önemli lakaplar olan insanlarmış. Bu da cepheyi yazmamışım sanırım. Hicaz Yemen cephesinde olmuştu. Onu da unutmayalım. 11. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın mücadele ettiği Kafkas, Çanakkale ve Suriye-Filistin cephelerinin ortak özellikleri. Şimdi mesela baktım, desem ki Osmanlı açtı, yanlış olur. Çanakkale ve Suriye-Filistin'den olmuyor. Desem ki savunma, olmaz. Çünkü Kafkas var bu sefer, bu da bak gitti burada. Sanki ama bunların üçünde ortak bir özellik görüyorum. Ben şöyle bir şifremiz vardı değil mi bizim? Mustafa Kemal'in sırasıyla mücadele ettiği cepheler demiştik. Çıks diye kodluyorduk bak biz bunu. O zaman cevap beni doğrudan buradan C şıkkına götürdü. Bizzat Mustafa Kemal bu bölgelerde mücadele etmişti Dünya Savaşı'nda. 12. Mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu mandacılık kavramı hatırlarız bunda. Wilson ilkelerinde Amerika'nın yasaklaması üzerine ortaya çıkmıştı. Sömürmeyeceksiniz kardeşim diyordu artık Amerika. Hem küçük devletlere şirin gözükmeye çalışıyor. Hem de büyük devletler daha da güçlenmesini istiyorlardı. O zaman bak burada oluşturulmasının nedeni olarak ben neyi gösterebilirim? Sömürgeciliği devam ettirmek diyebilirim buna. Çünkü sömürmek yasaklandığı için, büyük devletler de sömüremeden duramadıkları için farklı bir kılıf uydurdular resmen buna. Geliştirerek sömürmek gibi diyebiliriz biz bu manda ve imaya. Yani en nihayetinde yine bu bir sömürgecilik mi? Evet. Ondan dolayı bunları da devam ettirmeye çalışıyorlarmış. Cevabımız Adana olacak. 13. Hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? Yine klasik bir soru. İmparatorluklar parçalandı mı? Evet, Osmanlı, Çarlık Rusya, Avusturya, Macaristan hepsi gitti. ABD Monroe doktrinine geri döndü mü? Evet, ABD biliyorsunuz kendini kandırılmış bir devlet gibi hissetti savaştan sonra. Verilen sözlerin hiçbiri tutmadı. O da kendi kıtasına geri çekildi. İmzalanan anlaşmalar 2. Dünya Savaşı'na sebep oldu. Doğru, intikam duygusu belirdi özellikle kaybedenlerde. Manda ve himaye sistemi yaygınlaştı. Bu da doğru, manda ve himayeyi geliştirmeye başladı sömürgeci devletler. Soğuk Savaş dönemine girildi dediği anda bu beni İkinci Dünya Savaşı'na götürmesi lazım. Çünkü biz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş, yumuşama dönemi, küreselleşen dünya gibi konular göreceğiz. Ondan dolayı cevap Edirne olacak. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalama sebeplerinden biri değildir? Bu çok kötü anlaşmayı bakalım imzalamanın sebeplerinden olmayan hangisi olabilir? Bulgaristan savaştan çekildiği için biz bunu imzaladık. Çünkü benim kuzeybatı bölgem şu anda tehlike altına girdi. Orada bir boşluk oluşturmuştu. İngilizler güneyden Osmanlı'yı tehdit ediyorlar. Doğru. En son Mustafa Kemal bunları durdurmuştu. Güneyden bir tehlike geliyordu. Sıkışmış bir haldeyiz yani şu anda.
İttihat ve Terakkicilerin anlaşmayı imzalamaya istekli olması dediği anda hayır diyeceğiz buna. Çünkü zaten Mondros'tan çok kısa bir süre önce bütün İTC liderleri ülkeyi terk ettiler. Bundan kaynaklı. Yani herhangi bir istekte bulunabilecek pozisyonda değiller artık. O zaman aldım C şıkkını doğru olarak. Wilson ilkelerine güveniyoruz. Doğru. Birkaç maddesi çünkü bizim elimizi güçlendiriyordu. Ve savaşı da mağlup tarafta bitirince otomatikman böyle ağır bir ateşkes antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştık. 15. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 24. maddesinde vilayeti sitede herhangi bir karışıklık olursa bölge işgal edileceği belirtiliyor. Bu madde hangisini gerçekleştirmeye yönelikti? Özellikle bu Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Van, Erzurum, Sivas vilayeti sitede olarak bilinen alanda işgal yapacaklarını belirtmelerinin sebebi tabii ki de hemen doğru şıkkı burada arıyorum. B'ye götürmesi lazım beni. Anadolu topraklarında bir Ermeni devleti kurmaya çalışıyor bunlar. Bundan dolayı özellikle bak o kentlerde bazı böyle problem yaratmaya çalışmışlar. Kendilerine bu B şıkkını gerçekleştirebilmek adına. 16. soruya geçtim. Yine güzel sorulardan. Mondros'tan sonra işgal edilen yer ve işgal eden devlet eşleştirmesi yapılmış. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. Samsun İngilizler tarafından işgal edildi. Doğru. Musul Fransa asla Musul'u İngilizler işgal etti. Böyle petrolü falan filan asla İngiltere Fransa'ya falan kaptırmaz dostluğu da olsa. Hemen en zengin petrol yatağını bak geldi burada. İngilizler işgal etmiştir. Yanlış olacak yani. O zaman cevap B. İzmir'i Yunanistan işgal etti. Adana, Hatay, Mersin'e Fransızlar girmişlerdir. Bodrum ve Marmaris'i de İtalyanlar yine bak burada işgal etmişlerdir. Osmanlı Devleti işgaller ve kargaşa ortamında Mondros'u halka kabul ettirebilmek için ne yaptı diyor. Yine hatırlarsak Heyet-i Nasiha diye bizim bir grubumuz vardı. Hemen bak A şıkkına yazmışım bunu. Heyet-i Nasiha grubunu damat Ferit gönderiyordu Anadolu'ya ve diyordu ki işgaller çok da kötü değil. Niye bu kadar kafanıza takıyorsunuz diyordu. Ve halka ikna etmeye çalışıyordu işgallerin çok da kötü olmadığına enteresan bir olay bakın. 18. soru. Mustafa Kemal Kasım 1918 ve Mayıs 1919 arası dönemi İstanbul'da geçirmekte. Bu dönemde İstanbul'da bazı faaliyetler gerçekleştirecek. Hangisi bunlardan biri değildir demiş. Şimdi bakalım bir hemen. Mustafa Kemal Ali Fethi ile beraber Minber gazetesini yayınlamış mıydı? Evet, tam olarak bunu İstanbul'da gerçekleştirmişlerdi. O 6 aylık kısa zamanın içinde. Ahmet İzzet Paşa hükümetin tekrar kurulması için çabaladı mı? Doğru. Kendisine Genelkurmay Başkanlığı sözü verilmesini istiyordu. Yani verileceğini söyleniyordu. O da bunun üzerine ne yaptı? Ahmet İzzet'i desteklemişti ama gerçekleşmemişti olay. Önemli komutanlarla kurtuluş mücadelesini görüştü mü? Görüştü. Hatta pek inanmamışlardı ona. Tevfik Paşa hükümeti aleyhine yazılar yazdı mı? Yazdı. Ahmet İzzet'i destekler. Tevfik Paşa'yı pek sevmez Mustafa Kemal İstanbul'daki dönemlerinde. Yararlı cemiyetleri tek çatı altında topladı mı? Hayır. Bak burası hatırlarsak şöyle yazmaya çalışayım ben. A, R, M, H, C vardı bizde. Neydi bu A, R, M, C? Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'nde kurmuş olduğu bütün cemiyetleri birleştirmesiyle ortaya çıkan cemiyetin adıydı. Ondan dolayı bu biraz daha sonra gerçekleşecek olan bir olay. Ondan dolayı cevabımız Edirne. Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansı'nda oluşturulan Beşler Konseyi'ne ait devletlerden biri değildir dediğinde rahatlıkla ben buradan Rusya'yı işaretlemem lazım. Rusya ne dörtlerin üyesidir ne beşlerin üyesidir. Çünkü Rusya savaş esnasında çökmüş olan artık o yapısı çarlık olarak yani yerine SSCB kurulmuş bir devlettir. Bunlarla kesinlikle hareket etmeyecek. Ondan dolayı Beşler Konseyi'nin dörtlerin bile hatta üyesi değil. 20'ye bakalım. İngilizler gizli anlaşmalarda İtalya'ya verdiği Batı Anadolu'yu Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'a vermiş. İngiltere neden böyle bir politika değişikliği yapmış diyor. Şimdi hangisi daha çok İngiltere'nin işine geliyordu? Kesinlikle bu bölgede Yunanistan'ın olması. Çünkü Yunanistan daha kolay yönlendirilebilir. Yoksa İtalya mı? Yunanistan İtalya'ya göre biraz daha piyon olmaya aday bir devlet burada. Yani Yunanistan'ı oraya koyarsa İngiltere bu yollar üzerinde çok daha güvenli hisseder kendini İtalya'ya nazaran. O zaman bakalım şıklarda bak şu olur. Sömürgesi üzerinde güçlü bir devlet istememesi. Çünkü Yunanistan'ı daha kolay yönlendirebileceği için o da onu istemiş. 21. soruda 1. Dünya Savaşı'nda imzalanan antlaşmalar ve verilen devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Yine burada bizim bir tane şifremiz vardı değil mi? Hatırlarsınız onu. Son vites Obama diye kodlamıştık bunları. Sevr Osmanlı ile imzalanmıştır. Versay Almanya ile imzalanmıştır. Belgrad Macaristan'la imzalanmakta. Saint-Germain Bulgaristan'la mı? Hayır. Saint-Germain Avusturya ile yapılmış olan bir anlaşma. Villa Guisti ise Avusturya'nın ateşkesi miydi? Bu da doğru. O zaman cevap da çıktı. Direkt Bulgaristan olacak. Bulgaristan'ın anlaşması hatırlarsak Nöyi idi. Onu da bilmiş olalım. 22.
Hangisi İzmir'in işgalinin sonuçlarından biri değildir demiş. Şimdi İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919'da gerçekleşmiş ve birçok olayın da tetikleyicisi olmuştu. Bakalım şimdi. Minber gazetesi çıkarılıp işgallere tepki yazıları mı yazıldı? Hayır. Minber gazetesi az önce gördük. Mustafa Kemal'in İstanbul'da yapmış olduğu faaliyetlerdendir. O da Kasım 18-Mayıs 19 arasıdır. Bu Minber gazetesi bu aralıkta çıktıysa işgal de 15 Mayıs'ta yani Mustafa Kemal'in 6 aylık süresinin sonunda gerçekleştiyse demek ki öncesinde olan bir olaydır, sonucu değildir. Ondan dolayı cevap aslında çıktı. Biz gene diğer şıklara da bakalım. Kuvayi Milliye ruhu oluştu mu? Evet. Red İlak Cemiyeti kuruldu mu? Evet. Batı cephesinin oluşması bu bölgelerde olmuştu. Bu olaydan sonra doğru. Balıkesir Alaşehir kongreleri toplanmıştı. Bu da bakın doğru. Cevap kesinlikle burada Adana daha önce gerçekleştiği için. Hangisi Kuvayi Milliye'nin oluşturulmasının gerekçelerinden biri değildir ediyor. Şimdi Anadolu'nun işgal edilmesi ve azınlık faaliyetlerinin yoğunlaşması bizim insanlarımız artık canına tak etti ve ellerine silah almak durumunda kaldılar doğru. İstanbul Hükümeti'nin Sevr Anlaşması'nı onaylaması hayır. Bu Sevr Anlaşması'nı biz davaya hatta işlemedik bile. Sevr Anlaşması çünkü Ağustos 1920 tarihinde konuşulup işte imzalanıp ama yürürlüğe girmeyecek olan bir anlaşma. Yani daha var bu olayın yaşanmasına cevap çıktı. Türk halkının can ve mal güvenliği korunmaz hale geldiği için doğru. İtilaf Devletleri'nin Mondros'un maddelerini uygulamaya koyduğu için 7 ve 24 özellikle doğru. Türk ordusunun terhis edilmesi de zaten en temel kuruluş sebebiydi. O zaman cevabımız Balıkesir olacak. 24, Mondros'un ardından başlayan işgalleri savunmak için bölgelerinde bulunan halkı örgütleyerek liderlik yapan Kuvayi Milliyeciler arasında hangisi yoktur demişiz. Suçiman, Maraş'ta bir Kuvayi Milliyeci, halkı kesinlikle örgütler. Çerkez Ethem, isyan etse de öncesinde Manisa'da başarılı işler gerçekleştirmişti. Şahin Bey, Antep'te yine Güney bölgesini savunmak amaçlı oluşturulan bir Kuvayi Milliye'nin liderlerindendi. Demirci Mehmet Efe, Ispartalı bir Kuvayi Milliyeci. Hatta ileride işte Çerkezeten'de isyan edeceklerdi. Cevap Gazi Osman Paşa olacak. Çünkü Gazi Osman Paşa Plevne kahramanı olarak geçen 93 Harbi'nde mücadele etmiş olan daha eski bir kahramandır. Kurtuluş Savaşı'nda kendisini görmeyiz. 25. Aşağıdaki verilen azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden hangisi Mondros'un 7. maddesine işlerlik kazandırmak için faaliyette bulunmamıştır diyor. Şimdi hatırlarsak bakın 7 derse benim aklıma Rum gelmesi lazım. 24 derse benim aklıma Ermeni gelmesi lazım burada. Demek ki ben şu anda soruda Ermeni cemiyeti bulmam lazım. Çünkü Ermeni'nin direkt maddesi 24'tür. Hemen bakıyorum. O zaman sanki cevap bak ne olacak burada? Kınçak, Kınçak, Taşnak, Sütyun bunlar Ermeni cemiyetleridir çünkü bunlar kaynaklı. 26. Wilson Prensipleri Cemiyeti, İngiliz Muhitleri Cemiyeti, İslam Teali Cemiyeti. Bunların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz bu üçünü ve bundan birçok daha fazla cemiyeti hangi başlık altında görmüştük? Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerin içinde görmüştük bakın. Yani milli varlığa düşman olarak geçecekti. O zaman şıklarda buna dair bir şeyler aramamız lazım. Hemen bakalım. Evet, kesinlikle D şıkkı bakılacak. İşgalcileri desteklemeleri. Maalesef bunlar İngilizlerle, işte Amerikalılarla, Fransızlarla, yine başka oradaki işte etnik gruplarla anlaşarak hareket ediyorlardı bizi bozmak adına. Ondan dolayı bak cevabımız da Denizli olacak dedik. 27. Son herhalde iki sorumuz o kaldı. Hangisi milli varlığa yararlı cemiyetlerin kuruluş amaçlarından biri değildir diyor. Yani yararlı cemiyetlerin kuruluş amaçlarından değildir. Kuruluşlarında Mustafa Kemal'in etkisi vardır dediği anda hayır. Mustafa Kemal bu cemiyetlerin hiçbirini bakın kurmamıştır. Bunu sakın unutmayalım. Cevabımız burada Adana. Diğer şıklara da bakalım ama. Bağımsızlıkçı ve milliyetçidir. Çok doğru. Basın yayın faaliyetleriyle tepki gösterdiler. Doğru. Mesela Milli Kongre ile Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi. Saltanat ve ilafet makamını kurtarmak için mücadele ettiler. Doğru. Bakın buna dikkat edin. Bu göstermelik de olsa, pembe bir yalan da olsa, derdimiz gerçekten bu olmasa da biz bunu kuruluş amaçları olarak alacağız. Çünkü böyle beyan etmişler adamlar bundan kaynaklı. Osmanlı dernekleri hukukuna göre faaliyet gösterdiler. Doğru bunlar yasal teşkilatlardı hatta. Ama bakın kuruluşlarında Mustafa Kemal'in etkisi yok. Birleştirilmesinde var. Bundan dolayı cevabımız Adana. Ve son sorumuz. Aşağıda verilen cemiyetler ve onlara ait özellikler hangisinde yanlış verilmiştir? Mesela Milli Kongre tüzüğünde Kuvayi Milliye kavramına yer veren ilk cemiyet dernektir. Doğru. İlk defa bu bahsetmiş bundan. Kars İslam Şurası Osmanlı yıkılırsa ayrı bir cumhuriyet kuracaklarını ilan ettiler. Hayır. Bu kimdi? Muhtemelen şu an söylüyorsunuz.
Trakya Paşaeli Cemiyeti olacaktı. Cevabımız Bursa. Reddi İlhak, Batı cephesinin oluşmasına ve Balıkesir Alaşehir Kongre'nin düzenlenmesine katkı sağladı. Evet, çok doğru. Batı'da bu işleri gerçekleştiren cemiyettir bu. Klikyalılar, ismine aldanmıyorduk. Aslında Adanalılar yazıyordu orada. Adana ve çevresini Fransız ve Ermenilere karşı korurlardı. Doğru. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuku Cemiyeti'nin ise Löpays, Hadisat, Albayrak gibi çok önemli gazeteler çıkarttığını unutmayalım. O zaman burada cevabımız Balıkesir olmuş oldu. Gördüğünüz üzere 28 tane konuyla alakalı soruları çözmüş olduk. Yine her böyle ünitenin sonlarında soru çözüm videolarını ben buraya yükleyeceğim ki böylelikle konuları da pekiştirmiş olalım. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.